derdimi ne söyle? Aşk yolunda kardeşim, kaderim böyle. Dilek benim yatımı kuşa çevirdi. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. İki nedir bilmezdim, şimdi bir an yaş oldum. Kaderle ızdırapla arkadaş oldum. Kaderle ızdırapla arkadaş oldum. Derdimi hiç kimseye diyemiyorum. Derdimi hiç kimseye söyleyemiyorum. Böyleymiş alın yazın, silemiyorum. Böyleymiş kaderim, değiştiremiyorum. Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler. Neden içtiğimi bir de benden dinlesinler. Neden içtiğimi ben de bilmiyorum. Nedir bilmezdim, şimdi bir ay yaş oldum. Kaderle ızdırapla arkadaş oldum. Peki benim kuşumu yaza çevirdi. Peki benim yazımı kuşa çevirdi. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Cennetinden Adem ve Havva'yı kovduktan sonra insanoğlu yükseldi, çoğaldı, arttı, dünyanın her yerine yayıldı. Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya, bütün evrene yayıldı. İşte o insanların yayıldığı bir yerdeyiz. Kastamonu'yla Sinop'un birleştiği yerdeyiz. Türkiye'deyiz. Türkiye'de insanların çok sevdiği, cennetim dediği, memleketim dediği yerlerdeyiz. Ancak insanoğlu cennetini cennetim dediği yerleri de terk edip gittiği yerlerdeyiz aynı zamanda. Evet. Sorduğunuz zaman çocuklarımız gitti, büyüklerimiz gitti, kimse kalmadı dedikleri yerdeyiz, köylerdeyiz. Köyler hem yaşanır hem yaşanmaz durumdalar. Geçimlerdi insanları büyük köylere, İstanbullara, Avrupalara, Almanyalara, Avusturyalara gönderirken tatillerinde koşarak geldikleri cennetlerindeyiz. Çatak Güney Köyü'ndeyiz. Çatak Güney Köyü'nde kudretler, canlarında memleketlerine geldiklerinde buraları burada geçen Asya'daki insanlarla yatan akrabaları sevdiklerinde birlikte eğlenip güzel vakit geçirken için sessiz, sakin ama huzurlu, bazen de çok can sıkıcı kış şartlarında burada yaşamak zorunda kalıyorlar. İşte öyle bir yerdeyiz. Çatak Güney Köyü'ndeyiz. İlçeye de uzak. 5-6 dakika yolları uzak bulduk. Herkesin arabası yok. Araba sorununda imkanı yok diye. Ve sizleri Çatak Güney Köyü'yle birlikte başlamış oluyor. Herkesin bir cenneti var. İstanbul'dakine soruyorsun, köy meydanında cennet oluyor. İlk köyde yaşa diyorsun,
işte burada kurulacaklar, şu var, bu var diye. Temizlik, gitmiyor. Temizlik aslında çok fazla sayılır. Para ihtiyacı var. Para ihtiyacı var. Sana akıllı ol demesinler. Her zaman hayal olacak, her zaman umut olacak. Köyler ise yaz aylarında cıvıl cıvıl neşeli bir şekilde tatil yapmak için, temiz hava almak için, cennette yaşamak için geleceğiz, gideceğiz, göreceğiz. Evet, taş güneylilere buradan sevgilerimiz, selamlarımızı iletiyoruz. Cennetinden uzakta olanlara da cennetine kavuşmaya gidiyoruz. Evet, yollar, yollara, dağlar, dağlara, sular sulara karıştığı sürece insanoğlu hep gezmeyi, hep uzakta olana yakın olmayı isteyecektir. Bu hayatta ömürse böyle devam edecektir.